Atatürk'ten Türk-İslam Birliği'nin ilk adımları. Mustafa Kemal, 9 Ekim 1919 tarihinde Halep ve Şam'da Suriye halkına hitaben bir beyanname yayınlamıştır. Bu beyannamesinde maksatlarının ülkeyi ve İslam'ı yok olmaktan kurtarmak olduğunu, Allah'ın yardımı ile inananların düşmana karşı savaşmaya karar verdiklerini, Konya ve Bursa'dan düşmanın atıldığını ve hakkı güvenen mücahitlerin yakında Arap kardeşlerinin ziyaretine geleceklerini, düşmanı def edeceklerini ve artık dinde kardeş olarak yaşamak gerektiğini ifade etmiştir. Atatürk diyor ki, bütün İslam aleminin manen olduğu kadar maddeten de bir birlik içinde ve müttefik hale gelmesinden sadece sevinç duyarız. Bunun için de bizim kendi hudutlarımız içerisinde bağımsız olduğumuz gibi Suriyeliler ve Iraklılar da milli hakimiyete dayalı bağımsız bir güç olarak ortaya çıkabilmelidirler. Atatürk diyor ki, Türk Birliği'nin bir gün hakikat olacağına inancım vardır. Ben görmesem bile gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde kapayacağım. Türk Birliği'ne inanıyorum, onu görüyorum. Yarının tarihi yeni fasıllarını Türk Birliği ile açacak. Dünya sükununu bu fasıllar içinde bulacaktır. Türklüğün varlığı bu köhne aleme yeni ufuklar açacak. Güneş ne demek, ufuk ne demek o zaman görülecek. Atatürk diyor ki, bugün elinde sımsıkı tuttuğu milletler avuçlarından kaçabilirler. Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir. İşte o zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir. Bizim dostumuzun idaresinde dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak yalnız o günü susup beklemek değildir. Hazırlanmak lazımdır. Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevi köprüleri sağlam tutarak. Dil bir köprüdür, inanç bir köprüdür, tarih bir köprüdür. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimiz içinde bütünleşmeliyiz. Onların, soydaş Türk kardeşlerimizin bize yaklaşmasını beklememeliyiz. Bizim onlara yaklaşmamız gereklidir.